Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz panel van ve panel vanda çalışmak. Bu konuyla alakalı çok soru alıyorum. Panel vanda çalışmak ne getirir? Şoför olarak ne getirir? Mal sahibi olmak için neler lazım? Nereden nereye gidilir? Nasıl iş bulunur? Bu konuları işleyeceğim. Ama önce bulunduğum yerle alakalı bilgi vereyim. Şu an Almanya Kerpen diye küçük bir kasabadayım. Burada çilek yükleyeceğim. Ve şu an size dışarısını göstereyim. Bir bakın bakalım önce nasıl bir yerdeyiz. Şöyle bir yerdeyim arkadaşlar. Burada romokların durduğu yerler var. Şu karşıda gördüğünüz gibi çilek seraları var. Burada gene tırları, romokların durduğu yerler. Şu araçların karşıda görünen araçların sağ tarafında satış ofisleri var. Yani perakende. Şurada da hem büroları hem de çalışan arkadaşların lojmanları var. Gördüğünüz gibi çocuklar da burada eğleniyor, oynuyor. Gayet güzel bir yer. Çok da güzel. Şimdi önce buradaki bir iki pozisyondan bahsedeceğim. Arkasından da panel van olayına geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi önce buradan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü burayı atlamak istemiyorum. Burada da hoş bir durum var. Şimdi arkadaşlar adamlar burada direkt malı yani ürünü hangi ürün olursa olsun imal ediyorlar. Şu an mesela çilek tarlalarının yanındayız. Etrafımız komple çilek tarlası. Hem perakendeleri var hem toptan satışları var. Şimdi normal şartlarda olmuş olsaydı Türkiye'de şu renk dalgalanıyor. Evet şöyle yapalım. Normal şartlarda olmuş olsaydı bu çilek tarlasının kökünden bir tane büyük bir tüccar gelip kökünden almıştı burayı. Burada yetişen bütün çilek benim demişti. Parasını da peşin vermişti. Parasını önden peşin verdiği için de muhtemelen biraz ucuza almıştı burayı. Sonra bu hale gidecekti. Halden aracı firmalar ya da işte büyük marketler oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya deyinceye kadar ta bize ulaşıncaya kadar kaç tane el değiştirecek. Çünkü buradan alan adam aracı o halcıya satıyor. Halcı bilmem kime satıyor. O bilmem kime satıyor falan filan. Ama buradan adam perakende bir yerle anlaşmalı değil. Herkese mal veriyor. Mesela bizim mesela mal götürdüğümüz firmaları düşünün. Büyük bir atıyorum Türkiye'den bahsedelim. Türkiye'de BİM diyelim veyahut da A101 ya da Migros diyelim. Migros gibi düşünün. Adam onun meyve tedarikçisi belli bir adamdır mesela 2-3 yerdir meyve tedarikçisini alıyor. Tedarikçi buradan alıyor oraya getiriyor direkt bırakıyor adrese teslim. Kendi üretimi yoksa buradan oradan sağdan soldan topluyor. Yani çok fazla el değiştirmiyor. El değiştirmediği için de fiyatlar bence Türkiye'ye nazaran biraz da bundan fark ediyor. Çünkü Türkiye'de tarladan soframıza gelinceye kadar 7 ila 10-12 el değiştirdiğini ben gördüm. O yüzden herkes üzerine biraz daha bir şeyler koyuyor. Hele ki bazıları hiçbir şey yapmıyor. Direkt sattığı adamı aldığı adama gönderiyor. Hiç elini bile sürmeden git diyor şuradan benim adama yükle diyor. Oraya boşalt diyor. Yani hiç elini bile sürmeden meyveyi sebzeyi bile görmeden parasını her türlü indiriyor. İşte bu kurtulmamız lazım bu durumdan. Bu durum iyi bir durum değil. Konumuza gelecek olursak şimdi arkadaşlar gelelim asıl konumuza. Panel van olayına. Video çekmeye başladığımdan beri konuşmak istemediğim en büyük konulardan bir tanesi panel van konusuydu. Çünkü bu konu nedense hiç sıcak bakmadığım bir konu. Yani konuşmaya, anlatmaya sıcak bakmadığım bir konu. Ama hani kaba tabirim için kusura bakmayın. Eşeğin sevmediği ot burnunun dibinde biter derlermiş ya. Aynen o şekilde arkadaşlar. Burnumuzun dibinden hiç eksilmiyor. Sorular hiç bitmiyor. O yüzden gün bugündür ki sıra panel van videosu çekmeye geldi arkadaşlar. Yani daha önce üstün körü bahsetmiştim ama öyle üstün körü bahsetmekle anlaşıldı ki bu iş olmayacak. Şimdi derine inelim arkadaşlar. 1. Panel van çok fazla tercih ediliyor şoförlük olarak. Neden çok fazla tercih ediliyor onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar tır tecrübesi edinmek zordur. Tecrübesi olmayan bir tırcıya tır teslim etmek zordur. Her baba yiğidin harcı değildir. Şimdi adam düşünüyor ki yani ben diyor B sınıfı ehliyetim var. Araba kullanıyorum. İşte ufak tefek kamyonet de sürmüştüm var. İşte kamyonet sürmüşsem panel vana da sürerim yani. Taksiden 2 metre uzun alt tarafı diyor.
Adam kendine özgüveni var. Bunu sürerim diyor. Evet sürer. Çünkü benim eşim de araba sürüyor. Bugün ben versem panelvanı yani süre süre gelir yani istediğim yere. Sorun olmaz. O yüzden yapması kolay bu işi. Ve çok fazla tecrübe gerektirmediği için yani ben çözerimler düşünüyor herkes. Evet çözersiniz. Yani aracı kullanmayı çözersiniz. Sorun yok. Tabii onun da kendine göre zorlukları var. Takograf yok çoğunda. Gaz basarak Almanya'ya kadar gaz basıyor adamlar. Ayağını gaz pedalından kaldırmadan Almanya'ya giriyorlar. 1 saat 2 saat uykuyla idare ediyorlar. Kapılarda öyle bizim gibi 20-30 saat 50 saat beklemiyorlar. 3-5 saatte kapıları geçiyorlar. Bekleme süreleri çok az. Bu yüzden tercih ediliyor. Bu şoförlerin tercih etme sebebi. Yani şoförler yani tır zor, öğrenmesi zor. Ya ben de isterim aslında bir yandan panelde çalışayım. Dorsa açmıyorsun, yan açmıyorsun, bilmem ne yapmıyorsun, çatı açmıyorsun. Lastikler bir sürü 12 tane lastikle uğraşmıyorsun. 4 tane lastiğin var. Arabaların hepsi sıfır. En fazla 1-2 yaşında arabalar yeni. Yani güzel. Ben de tercih edebilirdim. Etmedim. Bugüne kadar etmedim. Belki ilerleyen zamanlarda bir ihtimal belki olabilir. Yani şoförler bu yüzden tercih ediyor. Öğrenmesi kolay. Para kazanması kolay. Sadece gaz basacaksın. Eğer yoluna uzun yolda yaptıysa adam daha önceki hayatında yani bu işe başlamadan önceki yaşamında çok rahat bu işi yapabilir. Şu ara çocukları görüyorum. Demin ufak bisikletle gidiyorlar. Şimdi büyük golf arabası da almışlar. Elektrikli onunla geziyor spalar. Vallahi hayata bak. Zevk ya. Neyse. Şoförlere anlattım arkadaşlar ne için böyle bir şey tercih ettiklerini. Şimdi gelelim araç sahipleri neyi tercih ediyor? Bunu anlatacağım. Ondan sonra da bu işi, bu aracı alıp girmek isteyenler var. Onlara da detaylı fiyat rakamlarla alakalı bilgilendirme yapacağım. Şoförlerin kazancından da bahsedeceğim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Emek veriyorum. Bakın pauz edeyim. 2 saat vaktim var. Yatmam lazım. Size video çekiyorum. Lütfen emeğe saygı olarak herkes elini beğen butonuna ve abone ol tuşuna bassın. Abone sayımız çok yavaş ilerliyor. Videoların devamını istiyorsanız, faydalı bilgiler istiyorsanız beğen tuşuna ve abone ol tuşuna lütfen basın. Abone bizim için önemli. Videoları da sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Lütfen her attığımız videoyu izleyin bir zahmet. Bakıyorsunuz başlık bir işinize yaramıyor. İzleyip çıkıyorsunuz ama yapmayın öyle. Neyse. Arkadaşlar araba sahipleri de şirket sahipleri yani panelvanı olan arkadaşlar da tercih sebeplerini daha önce anlattım ama eski videoları teker teker sildiğim için yeni gelen arkadaşlar bunu görmemiş olabilirler. Ondan da hemen bahsedeyim. Baktım oraya niye baktım diye şimdi soracağınız arkadaşlar bir kaz sürüsü indi böyle aşağı doğru pat 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 15-20 tane kaz indi. Keşke bunu çekseydim de görseydiniz. Neyse. Araç sahipleri arkadaşlar bir dediğim gibi daha önce hazır çifte vatandaş Bulgar vatandaşı Bulgar Türk'ü da Bulgar vatandaşı demeyeyim yanlış oluyor. Bulgaristan'ın kızdı bir tane arkadaşım bana yan yana konuşurken sohbetti. O işin öyle olmadığını anlattı. Düzeltelim. Bulgaristan Türk'ü. Bulgaristan'da yaşayıp Türk olan kardeşlerimiz, soydaşlarımız. Onların çifte pasaportu olduğu için vize sorunu yok. İlk tercihleri genelde Bulgaristan Türkleri oluyor arkadaşlar. Bulgaristan göçmeni. O arkadaşlar yani bütün firmalarda bakın çoğu ondandır. Yani o arkadaşlardandır. Çünkü onların da mesela işlerinde tır sürmeyi bilmeyip daha yüksek paralar kazanmak isteyenler var. Türkiye'ye gelip onları da tercih ediyorlar. Hatta Türkiye'de yaşayanlar gelebiliyorlar. Vesaire vesaire. Birinci tercihleri onlar arkadaşlar. İkinci tercihleri bunu söylediğim günden beri hem olumlu hem olumsuz çok fazla tepki aldım. Yeşil pasaportları tercih ediyorlar. Çünkü onların da vize sorunu olmadığı için. Vize masrafı olmuyor. Armudun sapı, üzümün çöpü demiyor. Yani sapsız çöpsüz tertemiz. Bunu tercih ediyorlar. Üçüncü sırada da bu işte profesyonel olmuş bizim gibi uzun yıllar çalışmış veya daha eski çalışanlar da olabilir. Yani profesyonel olan bu işi tüm Avrupa'yı dolaşmış, bütün şekilleri bilen, belgeleri, kağıtları, mevcutları neyse işte hepsini bilen, yolları bilen, kapıları bilen, sorun yaşatmayacak insanları tercih ediyorlar üçüncü olarak. Onları vizeleri olmasa bile boşluk olursa eğer o an dediğim gibi Alman vatandaşı ve profesyonel daha önce çalışmış
yeşil pasaportlu olmazsa önce vizeli olanları, ondan sonra da vizesiz olanları tercih ediyorlar. Bunların haricinde yani çifte vatandaş, yeşil pasaport, vizeli tır şoförü, vizesiz tır şoförü de bulunmazsa aradıkları adam, ondan sonra uzun yol tecrübesi olan veyahut da olmayan, işte duruma göre elinde vizesi olanlar, olmayanlar, sıradan yani minibüs şoförleri, Avrupa tecrübesi olmayanları tercih ediyorlar. Yani şu an benim elimde SRC3 var, ehliyetim var, bu işi yapmak istiyorum diyen arkadaşlara buradan sesliyorum. Dördüncü, beşinci sıradasınız arkadaşlar. Yani bu 3-4 kişi, 5 kişi işe alınacak. Ondan sonra sırası gelecek. Tabii bir de şöyle bir şey var. Hani bunları ben 4 kalemde saydım ama bir de bunların araları var. Nedir mesela? Bulgaristan vatandaşı var. Kendi çalışır. Ama onun bir tanıdığı vardır. Eğer siz o tanıdık değilseniz, Bulgaristan vatandaşı, onun tanıdığı, yeşil pasaportlu, onun tanıdığı, vizeli uzun yol tır şoförü, onun tanıdıkları, herkes tanıdığını alıyorsun sonuçta şirkete. Diğer vizesiz girip de çalışan tır şoförü ve onun tanıdığı birisi. Boşluk olursa herkes tanıdıklarını sokar. Bu 4 bir dakikada 8 olur. Ondan sonra hiçbir tanıdığınız yoksa, bilmem neyse, sırada siz şansınız da yaver giderse girebilirsiniz. O yüzden böyle, yani bir de şöyle bir eksisi var. Yani bir şirkette, X şirkette 250 tane tırı olan X şirketin 10 tane panelvanı var. Yani girme olasılığınız biraz düşük. Yani Türkiye'de atıyorum 1 milyon tane tır varsa sadece 10 bin tane misal panelvan vardır gibi düşünün. Yani böyle yüzlerce panelvan olan şirket ben bilmiyorum, görmedim. Yani ben görmedim. Genelde tırdır. Aralarda ufak tefek acil uçak yükü dediğimiz yükler olduğu zaman 2 günde, 2,5 günde teslim. Hemen 2 palet atıyorlar, 3 palet atıyorlar. Adam ateşliyor, gidiyor. O yüzden araç sahipleri de bunu tercih ediyorlar arkadaşlar. Şoförlerin de ben görüştüğümde yani ortalaması 1500 euroyu falan buluyor dediler. Yani 1200 ile 1600 eurosu arası aylık para topladığı söylendi. Samimi bir arkadaşım var, onunla konuştum. Yani 1000 euronun altına düşmüyor diyor. 1500-1200, yani bazen Almanya olmuyor diyor. Romanya sarıveriyoruz, Slovakya sarıyoruz, yakın yerler sarıyoruz falan. Herhalde Almanya'ya 500-550 euro falan yazıyorlar galiba, emin olmamakla beraber. Ama Almanya haftalık sefer atıyor bir araç. Yani bir haftada gidip geri gelebiliyor. Yani tırın Romanya'ya gittiği gibi Almanya'ya gidip gelebiliyor. Bir gün, 2 gün, 1 gün falan kalıyor herhalde evde. Yükü hazırsa tekrar gidiyor. Hızlı çalışan bir firma 4 sefer atıyor arkadaşlar. Yani 4, belki 32 günde, 33 günde, pardon, 4 sefer atıyor. Yani 500 olsa 2000 yapar ama herkes 4 atamaz. Yani 1500 euro gibi ortalama baz alabiliriz bir şoförün maaşının ortalaması. Yani 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, belki de 2000, ama 2000 zordur yani arkadaşlar. Çünkü sizden kaynaklı değil. Sizin adı, uyku düzeniniz önemli değil. Gaz bastınız, haldır haldır gittiniz geldiniz. Ama şirket o karşılıkta iş bulabilecek mi size? Gelirsiniz buraya Almanya'ya, 3 gün yük beklersiniz. Bu da size eksi yazar. Yani 7 günde gelecek yerden 10 günde gelirsiniz. Böylece ayda 4'ten 3'e düşer. 500 Euro'dan 1500 Euro alırsınız. Her gittiğinizde 100 yeseniz 300 çıkar. 1200 Euro ile ayı tamamlamış olursunuz. Ve arkadaşlar, o arkadaşların çoğu firmada maaşları yok. Bilginiz olsun. Maaş artı harcırat değil. Maaşları yok arkadaşlar. Direkt dediğim gibi şey üzeri çalışıyor. Maaş olanlar da vardır da, yani benim tanıdıklarım da yok. Yani öyle kesin konuşmayacağım. Benim tanıdığım, görüştüğüm panelvancı arkadaşlarım maaşları yok. 500 euroya gidiyoruz abi dedi. Sabit gidip geliyoruz dedi. Maaş var mı dedim. Yok. Normal hızlı iş bulurlarsa 4, bulamazlarsa 3 yapıyoruz dedi. 1500 euro yapıyor. 300'ünü yesen 1200 euro para kalır. Sistem bu arkadaşlar. Şimdi gelelim araç almak isteyenlere. Şimdi araç, ben de bir ara ara düşündüm, aklıma geldi. Çünkü neden? Türkiye'de eğer bankalarla aranız biraz iyiyse araç almanız basit arkadaşlar. Yani çok zor bir şey değil bu araçları almak. Hani biraz peşin, %30 peşinde mi, 25 peşinde mi, kaçta alıyorsunuz üstü krediyle, sıfır. Bir de aracınızı alıp yeni bir şeyler yaptırmanıza gerek yok yani. Hani tır alsanız bir tane, arkasına
çeker şeye, dorse yapacaksınız bilmem ne, böyle diye alıyorsun, basıyorsun marşı, gidiyorsun. Mesela servis minibüsü yapsanız onları da palyavan alıyorlar çoğunu. Palyavanı sonra götürüyorlar bir yere, iç dizaynçıya, minibüse çeviriyorlar falan filan, artı bir para masraf ediyorsunuz. Bunda öyle bir şey yok. Sabah satış sözleşmesini yap, çalıştır arabayı, gel şirketin önüne, evrakların tamamsa yükle git. O yüzden bu tercih edilebilir. İşte genelde polis emeklisiyim, öğretmen emeklisiyim, memur emeklisiyim, sağlık çalışanı emeklisiyim diyen onlarca, yüzlerce mesaj alıyorum. Ben bu işi yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum falan filan. Evet, herkes bir şeyler yapmak istiyor, güzel. Ne kazanırsınız? İşte nasıl olur, nasıl gider diye. Şimdi ben bunu anlatırken, ha ben atmıştım, evet benden bahsediyor diyenler, onlara sesleniyorum. Emin olun 100 tane öyle mesaj var. En az 90 tanesine cevap vermişimdir. Sizinkilere de muhtemelen vermişimdir içinde cevap. Her fırsat bulduğumda DM'den yazan herkese cevap veriyorum arkadaşlar, elimden geldiği kadar. Şimdi yaptığım görüşmelerde arkadaşlar, Almanya'nın ortalarında bir yeri düşünelim. İşte yani Münih'i geçtikten sonra daha ilerlerde, Nürnberg'den ilerlerde, işte Dortmund'a yakın oralarda bir yerlerde olduğunu varsaysak. Oğlum ne tehlikeli kullanıyor bu çocuk bu şey ya. Hıp hızlı gidiyor yemin ederim. Kocaman bir tane golf arabası var, kamikaze gibi sürüyor spa. Şimdi telefonun arkasındaki şey kopuk. Şimdi yapıştırdığım zaman sorun oluyor, göstereceğim size de. Neyse. 4-5 tane yanında bisikletli çocuklar var, korktum birbirlerine ezecekler diye. Şimdi arkadaşlar, görüşmemde arkadaşım şunu söyledi. Dedim ki arkadaş, biz yani yıllardır bu işin içindeyiz ama bu işin akarı kokarı nedir? Ne yakıyor? Ne yapıyor? Nasıl ediyor? Bunları dedim bizi bilgilendir. Kaç paraya gidilir? Ne yapılır? Onu söyle dedim. Hay hay abi dedi. Bundan arkadaşlar İzmir'den sarıyorlar. Yani İzmir'den İzmir'den sardıkları zaman Almanya abi diyor, biz diyor 1700 euroyla 1500 eurosu arası gidip geliyoruz diyor. Yani peki dedim birader, sen dedim ola ki başka birini göndersen, yani senin kendi arabanı o paraya sarıyorsun da benim arabam var, ben getirdim, nedir bunun komisyonu, şu subusu dediğimde, bana dedi abi biz dedi 100 euro alıyoruz. Yani komisyon 100 euro. Yani 1500 euroya aldığımız bir hisse diğer diyor, 100 eurosunu alıyoruz, 1400 euroya gidiyor diyor. Eğer diyor 1800 aldığımız hisse, o kilometresine göre, yükün ağırlığına göre falan değişkenlik gösteriyor. O zaman da 1800'e kadar alabiliyoruz işi diyor. 1800 aldığımızdan da diyor işte diyor 100 alıyoruz, 1700 euro. Yani benim anladığım kadarıyla arkadaşlar bunun ortalaması 1500-1600 euroya geliyor. Panelvan buraya. Şu an benim bulunduğum yerden İzmir, demin size konuşurken ona baktım arkadaşlar, 2700 kilometre. Biz bunu 2750 olarak saysak, hemen bir hesap yapalım arkadaşlar. 2750 çarpı 2, bir de geri döneceğiz. 5500 kilometre yol yapıyor arkadaşlar buradan. 5500, yani 55 tane 100 yapar bu. 100 üzerinden çarpacağımız için. Araba 11 ile 15 arası yakıyor dedi. %12, 13 yaksa, 13 yaktığını varsayarsak arkadaşlar, 715 litre mazot yapar. 715 litre mazot yakar gidiş geliş. Bana söylenenleri söylüyorum. Ben bana söylenenlerin yalancısıyım. Bugün 715 litre mazotu hemen hemen yani kapıya kadar bir gelseniz, oradan bir daha gelseniz, yani 715, 500 litresini şöyle yapalım. 500 litresini Türkiye'den şey dışarıdan alacaksınız en az. 500 litresini düşünelim. Hadi buna da 700 litre diyelim. Ortalama 700. 200 litresini Türkiye'den alacaksınız arkadaşlar. Şimdi bakalım ne olacak. Bugün 22 lira olsa, 22 çarpı 200 dediğimiz zaman, bu hesap makinesi de Allah affetsin, 22 çarpı 200. Evet. 4400 TL Türkiye'den aldığınız mazot. 500 litrede çarpı 2,3 falan şu an burada euro olarak. 1150, 500 litre 2,3
1150. 1150 euro arkadaşlar. Gidiş geliş mazot alıyorsunuz. Bir de 4400'ü. 4400'ü bölelim bakalım ne çıkıyor euroya. 4400 bölü 16. 275 de bu. 275. Hemen hesaplayalım. 5, 2, 4. 1425 euro arkadaşlar. 1425 euro çıkıyor. Benim hesabım doğruysa. Yani totalda aldığınız mazot 1425 euro. Eğer arabanız 12-13 yakıyorsa 1425 euro yapıyor arkadaşlar. 1600 eşi alsanız 1600 eşi alsanız 1425 çıktığınız zaman 175 euro buradan para kalıyor. Geri dönüş yükü hariç. Bir de şeyler hariç. Anladığım kadarıyla vignetler hariç. Bu 175 euronun tamamını vignet ve diğer giderlere sayarsanız gidiş yükünüz anca sizin Almanya'ya buraya getirip buradan bomboş geri dönerseniz el elde baş başta kalıyorsunuz. Şimdi gelelim bunun geri dönüş yüküne. Geri dönüş yükünün tabii ki rakamı farklıdır. Şimdi size onu anlatacağım. Şöyle hesaplayalım. Aracı yüklediniz. Kendiniz şoförsünüz. Aracı yüklediniz. Buraya getirdiniz. Yükü boşalttınız. Bomboş geri gitti. Giderseniz kafa kafayasınız arkadaşlar. Şimdi bunun geri dönüş yükü kaç paraymış? Onu bakalım. Evet arkadaşlar. Ne demiştik? 175 euro. Şimdi arkadaşlar tekrar yaptığım araştırmalar sonucunda bu 175 euro giderken cebinize para kalıyor arkadaşlar. Yediğiniz içtiğiniz falan saymıyorum. Yani ana hasılattan 175 euro ile 200 euro yani 150 ile 220-230 euro arası para kalıyor. Biz bunu 175'e sabitleyelim. Tamamen havaki konuşuyoruz. Şimdi tabi bu vignet paraları var ama vigneti yıllık alıyor bu tarz çalışanlar yıllık alıyormuş. Yıllık aldığınız zaman mesela bugün 50 euroya geçtiğin yerden belki de 5. Telefon düştü arkadaşlar. Arkadaki şeyde sorun vardı. Biliyorsunuz ben doğal adamım. Öyle kesmeler mesmeler yapmıyorum. Bu lanet olası işte şunu yapıştıramadım arkasına. Ama biri bir şey demişti. Şimdi onu yapacağım bir saniye. Evet arkadaşlar. Şimdi hallettik. Nasıl hallettik? O yapıştıran şeyi bir takipçim söylemiş. Abi kılıfın arkasına koy diye. Akıl akıldan üstündür. Bunca zaman niye düşünmediysek. Gerçi yavaş yavaş yamulmaya başladı böyle. Şimdi düzeltelim bir daha. Olacak olacak. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Yani bu 175'in 25'ini vignetlere sayalım. Çünkü yıllık aldığınız zaman düşük geliyor. Yani 25 eurosuna verdiniz düşünelim. Çünkü yıllık alınca bayağı bir uygun oluyormuş. Rakamlara takılmayın. Altına yok 50 euro öyle 100 euro böyle diye yorum atmayın. Bak ahvaki konuşuyorum diyor. Söylüyorum aşağı yukarı. Yani burada 150 euro diyelim. Ya da 100 euro diyelim hadi. Yani 150 diyelim. 150 o kadar gitmez. 150 euro buradan bir karımız kaldı arkadaşlar. Dönüş geri dönüş yükümüzde 800 euro ile 600 euro arası bir rakam gidiyor. Bununla 700 olarak belirlersek 850. 50'yi daha atalım arkadaşlar. 800 euro. Her seferinde 50 euro para koysanız aracın yağ bakımlarını da yaparsınız. Çünkü kilometre fazla olacak araçta. Ayda 4 atarsanız 200 euro yapar. O da 3 milyar küsür yapar. 3 ne yapar? 16 30 3200 yapar. O da 2 ayda 3 ayda basa arabanın masrafı çıkar yani. 800 euro arkadaşlar. Yani bunu minimuma indirirsek 750 yapar. Seferinde 750 euro para kazanır arkadaşlar. Bakın seferinde 750 euro para kazanır. Yediğiniz içtiğiniz bunun içinden yiyip içeceksiniz. Şimdi bana hep diyorlar ya işte hani ben gireceğim, edeceğim, alacağım. Yani şimdi bunu hesabını böyle yapacaksınız arkadaşlar. 750 euro para kazanacaksın. 750 euro para kazanacaksın. Bu aracın trafik sigortasını yaptıracaksın. Bu aracın kaskosunu yaptıracaksın. Bu aracın taşıdığın yükün kaskosunu yaptıracaksın. Bu aracın tüyünü yaptıracaksın. Bu aracın egzoz maynesini yaptıracaksın. Bu aracın bandrollerini ödeyeceksin. Sonra bir vergi levhası açacaksın. Vergi mükellef olacaksın. Muhasebeci parası ödeyeceksin.
İşte nedir bunların stopajı, gelir vergisi, cartı, geçmez vergisi, geçirme vergisi neyse. Bunların hepsini ödeyeceksin. Yedek parça, tamir, yağ bakım giderleri, aracın bu şartlar altında haftada 6-7 bin kilometre yol yapacak. Yani ayda 7, 14, 28 bin yapacak. Bir ayda 28 bin yapacak. Yılda hani 30 bin olsa, ayda 30 bin olsa yılda ne yapar? 360 bin kilometre yapacak. Bir yıl sonra arabanın 360 bin kilometreye gelecek. 2 yılda 700-800 bin kilometrelere gelecek aracın. Muhtemelen o kadar yaşamayacak zaten. 800 bine geldi mi ne motor kalacak, ne şanzıman kalacak arabada. Ne baskısı kalacak, ne balatası kalacak. Bugün bu arabayı almak da bilmiyorum ama 400 bin lira, 500 bin lira vardır. Şimdi oturun, araba almak isteyenler şöyle bir koltuğunuzu geriye doğru yaslayın. Bir kere daha düşünün. Ben şöyle göstereyim. Şu cüzdanım var benim. Açıyorum. İçinden misal ehliyet çıkıyor. Şu an ehliyetin ehliyet. Ben ehliyetimi cebime koyuyorum. Böyle bir aracın üstüne biniyorum. Almanya'ya gidiyorum, geliyorum. 500 euro kazanıyorum. Sen de aynı bizim çalıştığımız firmadan sen de yük alıyorsun, mal sahibisin. Yan yanayız beraber. Aynı yere gidiyoruz, yük boşaltıyoruz. Aynı yerden geri geliyoruz. Ben 500 euro alıyorum. Evime gidiyorum, kafamda hiçbir tane düşünce yok. Sen 750 euro alıyorsun veya 800 alıyorsun. 300 euro fazla alıyorsun benden. Akşam eve o gittiğinde maliye, stovaj, vignet parası, ah arabanın lastikleri eskidi, yağ bakımı geldi, bilmem ne geldi, yarın yük buradan bulur muyuz, arabanın seneti yaklaşıyor, şu mu bu mu, kafanda 1 milyon tane soru işareti. Şimdi kimileri için 300 euro veya 250 euro çok deli rakamdır, değer. Ben bugüne kadar 250 euro fazla kazanabilmek için bu külfetin altına girmedim. Çünkü bunun kazası belası da var yani. Allah göstermesin ki Allah kimseye vermesin. Ben orada kaza yaptığım zaman eğer ölmemişsem sağdan vurdum diyelim arabayı. Fert oldu. Yani yapacak bir şey yok. Oradan binersin bir arabayı bindirirsin çekiciye Türkiye'ye gelirsin. Aynı firmada ya başka bir araba verirler ya da sana yol verirler başka firmada başka bir araba binersin. Bu kaza bu işin fıtratında var yani. Ama sen kaza yaparsan tekrar arabayı çekeceksin, sigorta gelecek, aracın pert durumu değerlendirilecek, bilmem ne, perte çıkacak araban, odur budur DC'ye kadar ki sen arabayı Türkiye'ye kurtarıcıyla getireceksin, bir dünya külfet olacak, işte sigorta devreye girecek, bir sürü hikaye, bunlar da senin paranı alıp, tekrardan araba alıp, tekrardan başlaman 3 ay. 3 ay zararın olacak. 3 ayda ben 2000 euro kazanmış olacağım. Ay başı 2000 olduğunu, yani haftalık attığını düşünürsek ben 2000'den 6000 euro kazanırken sen sigortanın başına bekleyeceksin. Çünkü ben şoförüm yani sırtıma ceketimi alırım başka yere giderim. Bütün şoförler öyle sonuçta. Yani demem o ki ben bunca yıllık bu işi yaptım. Ben bu rakamlara araba almayı hiçbir zaman kendime layık görmedim. İstemedim yani. Halen de. Şimdi kimse zannetmesin arkadaşlar işte atıyorum memur emeklisin, memur olmuşsun. Çıkış parası almışsın misal veriyorum 200 bin lira 300 bin lira 500 bin lira neyse veya birikim yapmışsın memurken ya zannetmeyin bizim bu arabaları almaya gücümüz yok ya ben de alabilirim araba sen bu işin içinde değilsin bakın şu mantıklı yürütün arkadaşlar yani en azından ben size bu kardeşhane abiyane yani yaş küçük olanlara abilik büyük olanlara da kardeşlik yapmak için anlatayım yani bugün şartlarında başkasını bilmem ama benim bu arabayı alma gücüm var. Ben taksimin bir tanesini satsam peşinat veririm binerim üstüne. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar ben buradaki bütün Avrupa ülkelerini gezdim. Bütün kapıları biliyorum. Bilmediğim yerde bilen binlerce yüzlerce arkadaşım var. Her gittiğim yere artık yani bırakın ülkelerin geçişini ben şimdi buraya geldim. Telefon açıyorum arkadaşıma. Burada iki giriş var. Oradan mı gireceğiz? Buradan mı gireceğiz? Hangi rampaya doğru yanaşacağız? Gir diyor. Sola dön. İleriden sağa dön. Sağ tarafa çek. Karşıdan bir adam gelecek. Sana hemen görüyorlar kameralardan gelecek. Artık biz adresleri biliyoruz yani. Hangi adreste nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Bırakın artık kapılardan geçmeyi etmeyi. Oraları biz geçeli çok oldu. Yani biz bu pozisyonun içindeyken
girmiyoruz yani. Ben şahsen girmiyorum. Girmeye gücüm de var, imkanım da var. Sen bu arabaya girdiğinde bir iki yerle anlaşıp zar zor çalıştırabilirsin. Benim tanıdığım 30 firma var. Ben 30 yerden iş alırım. 30 yere, 30 ülkeye yük boşaltırım. Sen o çevreyi yapıncaya kadar 2 sene milletin almadığı, milletin beğenmediği yerlere gidersin. Düşünsene, ben bu işe gelmişim, yıllarımı vermişim. Atıyorum kumsala geldim diyelim. Kumsalın arabaları var. Gittim oraya. Yunus Emre dedim. Yunus Emre, ben bir tane, bu arada Yunus Emre'nin de Yunus Emre 4R diye kanalı var arkadaşlar. Ona da her şeyi sorabilirsiniz. Onun da kanalını izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçek güzel bilgiler veriyor. Kendisi şu an lojistik müdürü. Ona da danışabilirsiniz bu konuları. Yunus Emre 4R diye YouTube'a yazın. Onun da kanalı var. Faydalı bilgiler alacaksınız oradan da muhakkak. İzlemenizi tavsiye ederim. Yani şimdi ben Yunus'a diyeceğim ki, Yunus, ben araba aldım. Geliyorum kardeşim çalışmaya. Buyur, başımızla beraberecek. Veya İsmail abi, oranın patronu. İsmail Bey. Şimdi sen ne araba aldın? Sen de geldin. Şimdi orada bir tane iş var veya iki tane iş var. Biri 100 euro, 200 euro daha ekmeklik. Öbürkü biraz daha, veya 3 iş var. Biri çok ekmeklik, biri biraz ekmeklik. Öbürkü de biraz daha ucuz. Adam doğal olarak en güzel işe kendi arabasını gönderecek. Ondan sonra biz gibi yakın, daha önce çalışmışlığı olmuş, sevdiği insanları gönderecek. Ondan sonra da sen gideceksin. Bu silsile böyle yani. Kimse arkadan gelip en öne geçemez. Bunları da göz önüne bulundurun arkadaşlar. Bu işe girmemiş olanlar. Hani memuriyetten gelenler, işte tarla satıp bu işe girenler, bağ bahçe satıp bu işe girenler. Bakın bunları göz önüne alın. Sonra ağlamayın. Ali oraya gitti, Veli buraya gitti, ben gidemedim. Evet, öyle olacak. O adam orada, hani bizim argoda bir tabir var bu sokak jargonunda. Kimseyle beraber bot bağlamadınız yani. Yani öyle mi şimdi? Adam yıllarını vermiş. Şimdi seninle beraber olur mu? Bizim bir işe aldırmama konusunda bir tartışmamız oldu arkadaşım birisiyle telefonda. Yani böyle tartışma demeyeyim de böyle bir konuşmamız geçti. Diyor, ille diyor bir yere girmek için diyor bir yere gitmiş iş başvurusuna, kabul görmemiş. Aradan 2 gün sonra başkası aynı yere gitmiş. Birinin vasıtasıyla girmiş. Bana adam lazım değil dediler. Arkamdan onu aldılar. Ben de ona dedim ki, o an bir boşluk yoktur. Ya da ben demişimdir bir adam ayarlıyorum. Bekle demişimdir. Ben bekle dediğim için o gün seni almamışlardır. Ben sonra adamımı göndermişimdir. Onu almışlardır. E diyor, ille bir tanıdık mı olması lazım? Ya kardeşim, ben 20 senedir bu işi yapıyorsam, sen sıradan kapı önünden gelen bir insansan, benim mi söylediğimi alacaklar, seni mi alacaklar? Tabii ki benim söylediğimi alacaklar. Yarın 10 sene, 15 sene bu işe gönül verdiğinde, emek verdiğinde, çalıştığında, yarın sen de bir adam gönderdiğinde emin olur abi diyecekler veya hemen abi diyecekler, yardımcı olacaklar. Şimdi oradan kapıdan bir adam, sen 10-15 sene bir firmaya veya o camiada sözün geçmiş, herkese sevdirmişsin kendini, herkesin işini görmüşsün, senin bir işin düştüğünde görmeyecekler mi? Hemen görecekler. O zaman da sen sıradan biri gelip alsalar, senin adamını almasalar, diyeceksin ki biz bunca yıl buraya boşuna mı emek verdik diye kendi kendine söyleneceksin. Bu işin kaidesi, kuralı bu arkadaşlar. Kimse boşu boşuna üzülmesin, boşuna da hayal kurmasın. Kazancı burada işte. Ben size söyledim. Yani gideceksiniz, geleceksiniz almaya. Cebinize girecek para 750 euro. Ha, bazen bu 650 olur, bazen 800 olur. Yani ortalaması yani odur yani. Benim şahsi kanaatim, gidişin komple gider, dönüşünde komple kar kalır. 600'e gelirsen 600 kar kalır. 700'e gelirsen 700 kar kalır. Benim görüşüm bu yönde arkadaşlar. Tabii bunun aracın amortismanı ve işletim giderleri bu 700 euronun içinde dahil. Sadece yakıtın yok yani. Sadece yakıtın yok. Bunun yedek parçası, ki araban sıfır olacak. Acil bir yedek parçaya ihtiyacın olmayacak. Muhtemelen 1 milyon kilometre ya da 500 bin kilometre ya da 3 yıl bilmem ne garantisi olacak, ama yağ servisin olacak en ağırı. Çünkü bugün yeni araçların yağları pahalı. Yağ servisi ne olacak? Balata giderleri ne olacak? Çok uzun gitmiyor onların debriyaj balataları. Debriyaj balataları olacak. Yani çok kilometre yapacaksınız. Bunların hepsi olacak arkadaşlar. Yani 700 euro bir kazancı var arkadaşlar. 4 sefer gittiğinizde 7, 14, 28, 2800 euro aylık kazancı var. Yani şunu söyleyeyim, ben de burada 2800 euro alıyorum ama hiçbir şeyim yok, hiçbir sorumluluğum yok. Bunun matematiğini kendiniz yapın. Ben matematiği yıllar önce yaptım. Araba almama kararı verdim. Almadım. Evet, Türkiye'de bir travma düşüncem oldu. Şu anda da var ama zamanı var. Alırsam da buralarda değil, şehir içi yakın mesafe çalıştırmayı düşünüyorum. Kafama göre bir şoför bulursam, ha onu da söyleyeyim,
Şoförü de kendi tayfamdan seçeceğim. İzmir'de bu işi öğrenmek isteyen arkadaşlara öyle bir şey sunacağım araba aldığımda. Benim aracıma geçecek. Mesela abi işte nasıl öğreneceğiz falan diye. Geç benim aracımda. İyi kötü bakacağım, direksiyon sağlamsa vereceğim. 6 ay çalışsın. 6 ay sonra kendi şoförüm buralardan bir yerlerden bir yere transfer edeceğim. Öğrendiğine kanaat getirince transfer edeceğim. Böyle de bir köprü vazifesi kuracağım. 6 ay burada çalış. Sebat edersen 6 ay boyunca maaşını da ödeyeceğim. 6 ay sonra gel kardeşim ben seni işe sokacağım diye. Böyle bir köprü yapacağım. Bu köprüyü de şeyden kuracağız. Gene bu YouTube üzerinden kuracağım arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Buraya kadar izlediyseniz zaten benim sadık izleyicilerimdensinizdir. Arkadaşlar YouTube'a katıl butonu yapacağım. Bunu da katıl butonun içinden seçeceğiz arkadaşlar. O katıl butonuna da bazı özellikler koyacağım ben. Bir tane video çekeceğim onunla alakalı. Onlara da güzel sürprizlerim olacak. Gerçekten herkesin elde etmek istediği birkaç şeyi onlara vereceğim. Her şey standart olacak. Ama orada 10 kişi oluruz, ama 50 kişi oluruz, ama 100 kişi oluruz bilmiyorum. Orada tek tek isim listesi yayınlayacağım. Canlı yayında bir çekiliş yapacağız orada. Hani 2-3 ayda bir düzenli bir çekiliş yapacağız. O çekilişte çıkan arkadaşlara hayatlarını değiştirebilecek birkaç fırsatım olacak. O fırsatları da katıl butonundaki benim böyle sağlam takipçilerime vereceğiz o fırsatı. Bilginiz olsun. Ama yine buradan normal videolara devam edeceğiz. Ama katıl butonun tabii ki öncelikleri ve özellikler olacak. Güzel elimize geçen güzel şansları katıl butonundaki bizim daimi takipçilerimizle paylaşacağım bunları da. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalı izlemeyi, abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Yine de sorularınız varsa panelvanla ilgili ben yine de bunun altına yorum yazın. Ben cevap vereceğim tek tek size. Başka konularda da sorular soranlar olmuş. Avrupa'ya giderken ya da yurt dışına çalışırken neler lazım diye, neler almamız lazım yani gerekli diye. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Yazın, kışın, dorse çalışırken, kara çalışırken bunların hepsini ayrı ayrı anlatacağım bir videoda, ama şu an internetim çok kısıtlı. Çok zor video yüklüyorum. İşte Wi-Fi buldukça yükleyeceğim bunu da. Bugün akşam Wi-Fi olan bir yere gideceğim nasipse. Oradan yükleyeceğim bunu da arkadaşlar. Bilginiz olsun. Görüşmek dileğiyle.